Elif Melek'le Sağlık Zaman'ın bugünkü konuğu girişimci iş insanı Demet Özer bizlerle. Hoş geldiniz Demet Hanım. Hoş buldum Elif Hanım. Sizleri yeniden aramızda görmek gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ediyorum aynı şekilde. İyi ki geldiniz. Siz kas tüyüyle ilgili o kadar güzel bilgiler verdiniz ki ben iştahlandım. Hemen programdan sonra gittim kendime bir kas tüyü yastık aldım. Hala da kullanıyorum. Çok memnunum. Evet, bazen hani algıda seçicilik de olabiliyor. İşte kas tüyünü anlattığımız zaman kas tüyü ama eminim ki çok memnunsunuzdur. Terletmez, üşütmez, evet. Çok rahattır, ergonomiktir, sağlıklıdır. Evimi arıyorum gerçekten. Ondan uzak kaldığımda sadece kas tüyü yastığımı özlüyorum artık. O hale geldik. Efendim kas tüyünün özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Kullanım alanları neler? Neden bu kadar mesela üst kalite bir ürün? Ne gibi özellikleri var? Şöyle anlatayım. Kas tüyü aslında mitolojiye döndüğümüz zaman kazın gagasından kakasına her şey çok değerlidir. Kazlar genetiğiyle oynanmamış tek hayvandır aslında. Kazlara baktığımız zaman kazların tüyleri canlıdır aslında, homojen bir ham maddedir. Herhangi bir yapay ya da kimyasallık içermez. O yüzden de çok değerli bir ham maddedir. Değil mi? Hem böyle konfeksiyonda kullanılıyor galiba hem de giyimde kullanılıyor. Her şeyde var. Evet, dönüp baktığımız zaman aslında kas tüyü her şeyde var ama bizler sadece genelleme olaraktan kıyafetlerde, yastık ve yorganda kullanıldığını düşünüyoruz. Bizler mobilya ağırlıklı da kullanabiliyoruz. Oturum minderleri, sırt minderleri, kırlentler, bunların birçoğu da kas tüyü olarak kullanılıyor. Evet, oldukça konforlu ve şık durduğuna inanıyorum. Evet. Efendim kas tüyü ve ördek tüyü arasındaki farklar nelerdir? Şöyle baktığımız zaman aslında ördek tüyü çok daha yumuşaktır. Ördek tüyünün de kullanımı çok fazladır. Hı hı. Ama bir kas tüyü kadar böyle homojen değildir. Tekrardan böyle düzelttiğiniz zaman düzelmez. Daha yapışır. Birazcık daha uzun tüyleri vardır. Rengi birazcık daha fazla beyazdır. Evet, peki kas tüyü montlar yağmur yağarken tercih edilebilir mi? Şöyle, aslında bunlar tamamen dışında kullanılan kumaşla alakalı. Yani bunlarda genelde montlarda paraşüt kumaşlar kullanılır ve içine su geçirmez aslında. Dönüp baktığımızda yastıklarda, yorganlarda daha böyle sık dokunmuş kumaşlar, hani tüyler dışarıya çıkmaması için. Biz mobilya grubunda da apreli kumaşlar kullanıyoruz. Bu apreli kumaşlara da örnek olarak mesela böyle üflediğiniz zaman hava dışarıya çıkmaz. Hı hı. Normal bir bezden kumaşı düşünün, onun üzerine apre yapıyoruz. Böyle en son tırnak cilası gibi, hı hı, ya da hani kapalı bir cila gibi, öyle bir cila düşünün. Kırlentlerde, oturumlarda da biz bu kumaşları tercih ediyoruz. Islandığı zaman doğal olarak apresinin gideceğinden dolayı çıkma olasılığı çok daha yüksektir. Zaten kas tüylerinin %100 çıkmıyor gibi bir olasılığı yoktur. Çok küçüktür ama mesela en pahalı montu dahi alsanız oradan böyle küçük küçük çıkarlar. Evet. Çünkü bunlar canlı gibi düşünün. Hı-hı. Hareket ettikleri için, homojen oldukları için. O yüzden ister istemez çıkıyorlar. Benim de öyle bir montum vardı. Her tüy çıktığında böyle param uçuyor. Param uçuyor. diye üzülürdüm. Peki kas tüyü terletir mi? Ve bir de tabii ki temizliğinin nasıl olması gerekir? Şöyle söyleyelim, kas tüyü terletir mi? Bu tamamen aslında giyim, hani evet bunu giydiğiniz zaman terlersiniz gibi bir, hı-hı, olay yoktur. Ama sağlık açısından da baktığınız zaman mesela çok kışın soğukta tişörtün üzerine kas tüyü montu giymeniz yeterli olacaktır. Sizi yeteri kadar ısıtır. Ama bir yazın kas tüyü montu giyerseniz tabii ki de terletir. Ya da yastık gruplarında baktığımız zaman, hı-hı, gece yatarken terletmez çünkü aslında homojen olduğu için. Terletmeyen bir özelliktir. Tabii ki de bunun yanı sıra dışındaki kumaşın pamuklu olması da çok önemlidir. Ama böyle kas tüyü terletir mi? Yazın giyerseniz terletir, kışın ısıtır diye. Evet, şimdi az önce çok önemli bir cümle söylediniz. Kazlar dediniz gagasından kakasına kadar çok değerli varlıklardır. Peki burada bulunduğu mesela tüyün işte gagada olması, pardon gıdıkta olması veya işte daha farklı bölgelerinde olması onun kullanım alanını değiştirir mi? Yoksa tabii bütün kas tüyü her şeyde kullanılır mı? Aslında şöyle, bütün kas tüyü aslında her şeyde kullanılmıyor gerçekten. Şöyle baktığımız zaman gazın gıdık kısmında 10 gram tüy çıkıyor. Hı hı. Şimdi bu tüy çok değerli bir tüy ki tüyler arasında da en pahalı olanıdır zaten. Onun içine doldurduğumuz bir yastıktan çok fazla gazdan alınan tüy olması gerekiyor ki bir yastık elde edebilelim.
Diğer türlü baktığınız zaman kanat tüyleri var, üst tüyleri var. Bu tüylerde genellikle biz mobilyada kullanıyoruz. 2 santim, 4 santim, 8 santim bunları da biz elyafla, mikrojelle karıştırarak kırlent kısmında, mobilya kısmında kullanıyoruz. Daha çok orada tercih ediliyor. Evet. Peki gelelim o soruya. Kas tüyü neden diğer ürünlere göre daha pahalı? Şöyle, aslında çok eski yıllarda bizim Türkiye'de de çok fazla kaz üreticiliği, şu an hala var aslında ama bizlerde kazın tüyleri yolunduktan sonra bunların yıkanması, kurutması, ayrıştırılma sistemleri çok yeterli değil. Tabii ki de bunu yapan firmalar da var ama çok fazla yeterli değil. Yeterli olmadığı için de biz bu ürünlerin hepsini dışarıdan getiriyoruz, kas tüy ham maddesini. Öyle olunca da doğal olarak bir de meşakkatli bir iş, yıkaması, tabii, ayrışması, doğal olarak birazcık daha pahalı bir ham madde diye. Evet, hazır işin işçilik kısmına gelmişken kas tüyünün üretim aşamalarından da bahseder misiniz? Eminim ki çok zahmetlidir ama. Şöyle, yıkanıp ayrıştıktan sonra tabii ki de her iş olduğu gibi bizim işimiz de çok zahmetli. Mobilya gruplarına dönüp baktığımız zaman biz önce apreli kumaşlarımızın pastalını atıyoruz, ürünleri kesiyoruz. Sonrasında büyük dolum makinalarımız var bizim, havayla doldurduğumuz ve her birinin eşit gramda dolduğu makinalarda doldurup sonrasında müşterilerimize gönderiyoruz. Evet, bununla beraber genelde kas tüyü böyle yıkanmamasına yönelik bazı işte duyumlar var ama kas tüyü sizce yıkanarak mı temizlenmeli veya bileşimde kas tüyü olan ürünlerin hijyeni nasıl sağlanmalı? Şöyle söyleyeyim, ben bunu sürekli söylediğim zaman aslında hani bir nebze kuru temizlemeleri destekliyormuş gibi oluyorum ama aslında öyle değil. Yani kas tüyünü yıkayabiliriz tabii ki de, kurutma makinelerinde kurutabiliriz ama bunların yanı sıra baktığımız zaman bunlar içinde yıkandığı zaman topaklandığından dolayı çok güzel kurutulması ve çok güzel yani çok dikkatli bir şekilde kurutulması gerekiyor. Yani eski yünler vardır, bilir misiniz Elif Hanım? Hani yünler yıkanırdı, çırpılırdı, tekrardan ayıklanırdı. Kas tüyü böyle bir şey değil. Ya yani bunun için şey olması gerekiyor. Sürekli böyle vurularak, dövülerek ya da hani ben çok artık sosyal medyada da görüyorum. Saç kurutma makinesiyle bile şey kurutuyorlar. Mont kurutaraktan onu sürekli kurutma aşamasına getiriyorlar. Yani her zaman kuru ve temiz tutmamız gerekiyor. Tabii ki de ama ben hani böyle çok değerli bir montunuz vardır, şey kendi evinizde yıkamaktansa bir kuru temizlemeye verilmesini daha tavsiye ederim. Olacaktır. Daha üzülür. En can alıcı ve en belki de izleyicilerimizin merak ettiği sorulardan bir tanesi de canlı hayvanlardan tüy alınıyor mu? Şöyle, aslında dönüp hani doğal yaşam olarak baktığımız zaman hani koyun kırpılması diyelim, hani koyunlar kırpılır, bunlar canlıyken yapılır. Aslında canlı olarak yolunsa bir kazdan senede 3 kere tüy alınabilir. Hani o tekrardan büyüdüğü için. Ama tabii ki de buna ne işçilik yeter ne de hayvan hakları ve yaşam hakları diyelim. Onlardan dolayı bunların hepsi aslında kesiliyor. Biz Türkiye'de çok fazla kaz eti aslında tüketmiyoruz ama Avrupa'da çok fazla kaz eti tüketiliyor. Dolayısıyla kazlar zaten kesiliyor, makinalarda yolunuyor, tüyler ayrışıyor. İçin işte ciğeri olsun, Almanya'da falan çok fazla tüketiliyor bunlar. Gagaları olsun, kakaları olsun hepsini ayrışaraktan sonrasında tüy kısmı yıkanıp ayrışıp ilaçlanıp ham madde haline getiriliyor. Yani canlı canlı yolunmuyor. Evet, bu bilgi oldukça önemliydi. Aslında şunu da eklemek istiyorum çok özür dileyerekten. Şimdi kaz etine baktığımız zaman kaz eti çok yağlı ve aşırı kolesterollüdür. Hani siz çok daha iyi bilirsiniz bunu. Şimdi kazlardan yolunan tüy yapılan ağda gibi falan düşünülmesin. Aslında kazların olduğu bölümle yağ katmanı vardır. Çekildiği zaman aslında kazlar çok da fazla farkına varmazlar yolunduklarının. Hatta bizde de bir deyim vardı, benim siz yolunmuş kaza dönmüşsün neredeydin diye. Hani bu da aslında oradan gelebilir. Hani farkına varmaz ama tabii ki de o tutulma aşaması onu hissediyordur. Evet, onlar da belki hoşnut olmadığı şeyler vardır hayvanlarında. Evet, Demet Hanım çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti yine her zamanki gibi. Ben teşekkür ediyorum. Katılımınız için ayrıyetten mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Aynı şekilde teşekkür ederim. Evet efendim, yeniden bekliyoruz.